Siber'in günlüğü. Siber'in günlüğünden herkese iyi haftalar. Ben Murat Lostar. Merhaba, ben Tuğba Öztürk. Hoş geldin Tuğba'cığım. Bu haftanın 4 haberini kısaca özetlemek istiyorum. Üzerinden geçeceğimiz ve yorumlayacağımız. İlki, kredi kartlarını ezberleyen kasiyer. İkinci haberimiz Entercom'un fide virüsüyle çalkalanması. Üçüncü haberimiz Instagram'ın hacklenmesi. Dördüncü haberimiz de Amerika'da ilk kez gerçekleşen elektrik dağıtım sistemine yapılan siber saldırı hakkındaki detaylar olacak. Tuğba'cığım önce sen başla lütfen. Peki Murat, ilk haberimiz perakendeden gelsin, bir kasiyerle ilgili. Japonya'da 34 yaşında Susumu Taniguchi isimli bir vatandaş kendisi 1300 müşterinin kredi kartı bilgilerini ezberlemek suretiyle, daha sonra da online'dan alışveriş yapmak suretiyle güzel bir hack olayına imza attı. Çok ilginç, 270 bin yen harcamış şimdiye kadar ve lüks alışveriş tutkunu olduğu için yakalandı polis tarafından. Vatandaşların bildirdiği şikayet bildirimleri üzerine bir mağazada çalışıyor kendisi kasiyer. 1300 müşterinin kredi kartı numaralarını, CVV kodlarını, son kullanma tarihlerini ve kartların üzerine yazan isim soyisimleri ezberlemek suretiyle bu alışverişleri gerçekleştirdi. Bugün biliyorsun hala hackerlar bu bilgileri ele geçirmeye çalışıyorlar ama insan zekası ne boyutlarda, değil mi Murat? Evet, iyiymiş haber. O zaman ben de şöyle düşünüyorum. Bundan sonra alışveriş yapacağımız zaman kasiyerlerin IQ raporunu görmek isteyeceğiz. Ve o IQ raporu belli bir seviyenin üstünde ise kredi kartımızı vermeyeceğiz. Benim ilk haberim Entercom'a ait. Entercom Türkiye'de kendi ismiyle bilmiyoruz ama yaklaşık 50 küsur yaşında, 51 yaşında bir şirket. Oldukça büyük. 235 tane radyo istasyonuna sahip Amerika'da. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük ikinci radyo şirketiymiş, Türkiye'de kapalı olan Wikipedia'ya bakılırsa. Philadelphia merkezi bu şirketin 2018 yılı geliri 1.5 milyar dolar. Dolayısıyla radyo deyip çok da küçümsememek gerekiyor Tuğba'cığım. Bu arkadaşlara bir fidye virüsü bulaşmış ve bu fidye virüsünün karşılığında da hackerlar kime bulaştıklarından, kimlere bu virüsü bulaştırdıklarından, hangi verileri kriptoladıklarından bilinçli bir şekilde farkında olsalar ki bir anda fidye rakamı yarım milyon dolara çıkmış. Bu da bizim için bu haberi almanın önemli bilgilerinden bir tanesi. Aslında çok klasik, artık neredeyse sıradanlaşmış bir saldırı yöntemine olmasına karşın eğer işin içindeki kurban daha büyükse iş bir hayli büyüyor. Ne gibi sistemlere saldırmış dersen, en önemlisi e-posta sistemlerini, bütün e-posta kayıtlarını kriptolamayı başarmış. Bunun dışında çeşitli alt radyolara bağlı, işte spor radyosu, konuşma radyosu, news radio gibi, haber radyosu gibi kanalları da bir anda çalışamaz hale getirmiş. Tamam, yayın durmamış ama kime yayınlayacak, ne yayınlayacak, nasıl bir şey konuşacak gibi detaylar şu anda bir hayli kötü durumda. Her ne kadar 7/24 çalışıyor deseler de Entercom için büyük olasılıkla bu kolay çözülecek bir şey değil. O yüzden de ödemek istemiyoruz demelerine karşın bir olasılık ödemeleri gerekecek. Takip ediyor olacağız bu haberi. Tuğba'cığım, yorumun varsa alayım, yoksa bir sonraki haberine hızlıca geçebiliriz. Benim bu haftaki son haberim Murat. Yine gün geçmiyor ki Facebook'tan ya da Instagram'dan yana üzülmeyelim. Instagram haberi var sıramızda. Forbes'un bugünkü haberine göre Facebook'ta konfirme etmiş, hesap bilgilerimiz ve telefon numaralarımız maalesef saldırganların elinde. Bu yeni elimize ulaşan haber. Yayınlanmadan evvel hatta bir müddet süre istemişler Forbes'tan ve daha sonra doğrulamışlar. Gerçek isim soyisimimiz, telefon numaramız artık saldırganların elinde. Bundan bir hafta önce biliyorsun 419 milyon Facebook kullanıcısına ait telefon numarası, hesap bilgileri bulunmuş ve bunların sızma durumuna karşın bir takım alarmlar verilmişti Facebook tarafından. Şimdi de Instagram login ekranlarında brute force yapılarak ve her seferinde bir telefon numarası denenerek binlerce numaranın teyit edilebildiği bilgisi ulaştı elimize. Saldırgan bunu deniyor. Z-Hacker 13 isimli bir saldırgan ya da güvenlik araştırmacısı diyebiliriz. Bu açıklıktan henüz faydalandığına dair bir emare yok çünkü ortada. Tek bir kaynaktan sadece 1000 tane telefon numarasına ulaşabilmiş bu şekilde. 15.000 tane telefon numarası denemiş login sayfasında ve 1000 tanesini de ele geçirmiş görünüyor.
İkinci adımda da biliyorsun Instagram'ın senkronizasyon özelliği var. Bir bot çalıştırarak bu hattın senkronize olduğu, rehberinde bulunduğu diğer kişilerle iletişime geçme özelliğini aktive edebiliyorsunuz. Bunu yine login olmadan gerçekleştirebiliyorsunuz. Kendi kontaklarını senkronize etmeye çalışırken aslında ulaşmaması gereken bilgileri de ulaşıyor kullanıcı. Ve yaklaşık 40 tane kullanıcı hesabı denemiş, bu şekilde de 840 adet telefon numarasına ulaşabildiğini ispatlamış durumda. Bununla ilgili olarak Instagram bir güvenlik geliştirmesi yaptığını duyurdu. Ancak henüz cep telefonlarımıza ulaşan bir release, bir güncelleme, bir zorunlu güncelleme yok. Konuyu sıkı takipte olacağız Murat. Evet Tuba, söylediğin gibi işte Facebook grubu sadece Facebook değil, grup şirketleri hakkında sürekli yeni haberler çıkmaya başladı. Sosyal medya daha da çok kullandıkça bu haberleri daha da çok ve daha da yoğun görmeye başlayacağız ne yazık ki. Bizler de kendimizi korumak için nasıl olsa gizli tutuyorum bu profil, bu bilgileri paylaşmayayım dememeli. Önemli ve hassas verileri sosyal medyada DM bile olsa, yani özel bir bilgi olsa bile paylaşmamalıyız diye ben de izninizle bu uyarı geçmek istiyorum. Bu haftaki son haberimse, başta söylemiştim, Amerika'daki ilk kez gerçekleştirilen elektrik sistemiyle ilgili. Bazılarımız hatırlayacaktır. 11 Eylül saldırılarından sonra Amerikan hükümeti, devleti ve hatta oldukça çok sayıdaki vatandaş ciddi bir paranoya içine girmişti. Her tür problemi potansiyel bir yabancı ülke saldırısı olarak değerlendiriyorlardı. Bunlardan bir tanesi de 2002 ya da 2003 yılında gerçekleşmiş Doğu sahilini ilgilendiren oldukça önemli bir elektrik kesintisiydi. Dağıtım sisteminde kaynaklanan bir problemden aslında başlamıştı problem, bir virüsten. Fakat bu söz konusu sisteme yönelik genel bir saldırı değil, daha sonraki raporlarda bir hata sonucunda, güncelleme eksiklikleri sonucunda bir virüsün bütün yapıya yayılması ve artık çalışmaz hale getirmesi olarak ortaya çıkmış idi. Oysa bu yıl 2019'da 5 Mart'taki elektrik kesintisi bir siber saldırıydı. Bununla ilgili olarak o günden bu yana, işte biz şu anda 9. aydayız, 5. ayda oldu. Dolayısıyla yaklaşık işte 4 aylık bir süre boyunca da North American Electric Reliability Corp bu konu üzerinde çalışıyordu ve benim son derece hoşuma giden bir öğrenilmiş dersler dokümanı çıkardı. NERC raporunu çıkardı. NERC raporu birçok şeyleri ortaya koydu. Firewall'un firmware'inden kaynaklanan zafiyetler ve sonuçlarından yola çıkan bir konu etrafındaki birçok dersler ortaya koydu. Bu derslerin hepsini birden okumak bu programın konusu değil ama benim özellikle dikkatimi çeken birkaç tane temel konuyu üzerinde durmak gerekiyor. Bunlardan birincisi, birçok kez söyledik ama bir kere de NERC'ün ağzından söyleyelim. Endüstrinin iyi uygulamalarını takip etmek, özellikle de zafiyet ve yama yönetimini iyi yapmak son derece önemli. Yapılan değişiklikleri hemen, bu bir yama bile olsa, hemen üretim sisteminde, canlı sistemde yapmamak, önce bir sandbox'ta gerçekleştirmek, önce bir test etmek, ondan sonra söz konusu düzeltmenin yeni problemlerinin olmamasına emin olmak için test etmek, sonra canlıyı almak gerektiğinden bahsediyoruz. Saldırı uzayını, saldırı yüzeyini azaltmak için internete açık cihazların mümkün olduğunca az sayıdaki cihazla ve az sayıdaki hizmet için yapılması gerektiğinden bahsediyor. Network'ü mümkün olduğunca küçük parçalara, segmentlere, VLAN'lara ayırmak gerektiğinden bahsediyor gibi aslında güvenlik uzmanlarının çok iyi bildiği ve sürekli söylenen şeyleri bir rapor olarak ortaya koymuş durumda. Niğde, Erzurum, Rize, Ceyhan kelimeyle North American Electric Reliability Corp ve Lessons Learned ismiyle aratıldığında raporun bütününe ulaşmak mümkün. Ben de buradan sizlerle paylaşmak istedim. Evet Murat, çok ilginç. Bizim ülkemizde trafoya kedi kaçar, yabancı ellerde elektrik kesintilerini hackerlar yapar. Böyle bir ironideyiz. Evet Tuğba'cığım, çok teşekkürler bu haftaki katkılar ve yorumların için ve herkese keyifli, güvenli haftalar diliyorum. Hoşça kalın. Herkese iyi haftalar. Hoşça kalın.